değerli izleyenler, Herbalis İbrahim Gökçek demiştim. Ben kendisini ya o kadar büyük bir enerjiyle, pozitif bir enerjiyle stüdyomuzdan içeri girdi ki hakikaten o enerjinizden etkilenmemek mümkün değil. İbrahim Bey, ben biliyorum ki bunların hepsini siz böyle dinç gözükmeniz, sağlıklı gözükmeniz, enerjik olmanız, zinde olmanız bitkilere bağlı değil mi? Elhamdülillah. O bitkilerden dolayısıyla haftanın hemen hemen iki günü, cuma ve pazar günü olmak üzere bizleri de bilgilendiriyorsunuz. Eksik olmayın, ağzınıza sağlık diyelim. Bir de iletişim bilgilerini hatırlayarak konularımıza başlayalım. 0212 alan koduyla 331 32 17 18 19 daha fazla bilgi için sevgili seyircilerimiz uzmangozuletine5.com.tr'de mail adresimiz. Şimdi yöntemler, bitkiler, lambamız, Himalaya tuzu, kitaplar, önünüzdeki notlar. Hangisinden başlayalım İbrahim Bey? Hastalıklar, problemler, sorunlar. Bütün hastalıkları aslında tetikleyen iki hormonsu madde. Bir, histamin. Evet. İki, homosistin. Histamin ve homosistin. Histamin ve homosistin. Homosistin. Bir de bağırsaklarda mantar olayımız vardı. Bunları tetikleyen mantar zaten. Yani kişinin kanındaki histamin ve homosistin oranı yükselirse bütün hastalıklar buradan kaynaklanır. O zaman biz onu yükseltmeyeceğiz. Homosist, yani histamin oranı neden yükselir? Normal olarak vücudumuzda bir histamin kortizon dengesi var. Böbrek üstü bezelere kortizon, mast selin dediğimiz ana hücreler histamin salgılar. Histamin kortizonda herhangi bir problem yok olmadığı sürece, dengesizlik olmadığı sürece kişi de polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborojik eksem gibi deri hastalıkları, alerjik hastalıklar, romatizma gibi hastalıklar hiçbirisi olması mümkün değil. Bütün bu hastalıkları tetikleyen nedir? Histaminin yükselmesi. Histamin neden yükselir? Histamin oranının yükselmesinin iki sebebi var. Bir, kişinin midesinde bakteri varsa, Helicobacter pylori isimli bakteri histamin üretir fazladan. Birçok toksik madde üretir de, tabii gastrit ve ülser sebep olan bu bakteri üretmiş olduğu toksik madde eğer ki dengelenmezse kişi de zamanla alerjiye dönüşür. İkinci önemli faktör ise bağırsaklardaki mantarlar. Mantarlar üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller bağırsaklar yakar, kavurur. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur? Kendini korumak için bağırsaklar çok yoğun bir yağ tabakası oluşur. Bu yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Normal olarak 3 ila 4 litre sindirim salgısı sağlar ince bağırsak. Yani sindirim organları günde 7 ila 8 litre sindirim salgısı salgılar. Yani biz çok şey az içiyoruz ama nasıl oluyor da bu kadar sindirim salgısı salgılanıyor diye bir soru akla gelebilir. Bu sindirim organlarının salgılamış olduğu sindirimi kolaylaştırıcı enzimler, asitler, yağlar, bazlar vesaire bunlar yok olmuyor. Bunları kalın bağırsak tekrar emiyor, hepsini karaciğere gönderiyor. Karaciğer tekrar diğer organlara yayıyor. Gönderiyor. Nereye ne gerekiyorsa oraya naklediyor. Yani mesela ince bağırsağın salgılamış olduğu 3 ila 4 litre sindirim salgısı kaybolmuyor. Bu emilir kalın bağırsak tarafından karaciğere nakledilir. Karaciğer tekrar ince bağırsağa gönderiyor. %1 kayıp olur. Eğer ki hemen hemen hepsi kaybolmuş olsaydı kişinin günde 1 ton ekmek yemesi gerekirdi. Yani bütün bu sindirim salgılarını tekrar elde edebilmesi için. Bu da mümkün değil tabii. Tabii ki. Yani hiçbir şey kaybolmuyor. Hepsi içeride değerlendiriliyor tekrar. Su olsun, tuz olsun, bütün besindeki ne varsa hepsi emiliyor tekrar. Vücutta değerlendiriliyor. Kayıp yok. Duada da böyle olsa güzel olur. Evet, aynen öyle. Müthiş işleyen dolayısıyla bir yapımız var değil mi İbrahim? Evet, bağırsakların mantar olduğu için bunlar üretmiş olduğu toksik maddeden dolayı bu hareketler bozuluyor. İnce bağırsak diamino oksidaz isimli enzim salgılayamazsa şimdi Avustralyalılar yeni bir bu enzimi domuzdan elde ederek üretmeye başladılar. Hapını yapıyorlar. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, sedef, seborojik eksem gibi deri hastalıkları, alerjik hastalıkları olanlara enzim veriyorlar. Bu enzim ne yapıyor? Histamini minimum seviyede tutuyor. Domuzdan elde ediyorlar. Oysa bağırsaktaki mantarı yok etseler onu akıl edemiyorlar. Onu biz akıl ettik hamdolsun. Ki sizin akıl ettiğiniz mantarı yok etseler daha bir akla mantığa domuzdan elde edilen enzimi ömür boyu alması gerekir. Biz mantarı yok ediyoruz. 3-4 ayda her türlü alerji, her türlü deri hastalığından otomatik kurtuluyor. Artık herhangi bir ilaç kullanmasına gerek kalmıyor. Çünkü vücudun histamin kortizon dengesi düzeliyor. Dolayısıyla
sıkıntılar da ortadan kalkıyor. Peki nasıl mantar yok oluyor İbrahim Bey? Ne yapması gerekiyor insanların? Evet, bu aloe vera, daha önce de anlattığınız gibi. Evet. Aloe vera'nın içerisinde çok özel bir enzim var. Tanıyorsunuz. Orada kalalım. Orada kalalım. Orada onun testini, bir haberimiz var sevgili İbrahim Bey. Ondan sonra çok kısa bir reklam arası sevgili seyircilerimiz. Ondan sonra hem aloe vera'yı size tanıtalım hem de yine bu önemli konuları sevgili İbrahim Gökçek'le konuşalım efendim. ...0-211-331-32-17, 331-32-18 ve 331-32-19 danışma hattımız, uzman gözül et sinebeş.com.tr'de mail adresimiz değerli izleyenler. Herbalist İbrahim Gökçek stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz. Aloe vera'da kalmıştık, onu hemen kısaca gösterip evet, tanıtalım. Ondan sonra önemli hastalıkların tedavisini konuşalım. Evet, pardon, özür dilerim. Evet sevgili seyircilerimiz, bizi takip edenler, düzenli olarak izleyenler çok iyi bilirler. Programımızda yeni tanışanlara bir kez daha gösterelim. Meşhur aloe vera bitkisi bu. Birçok hastalıkta değil mi? Güzellik sektöründe İbrahim Bey kullanılıyor. Hemen şöyle tanıtmak adına size göstermek istiyorum. Enteresan, değişik bir bitki. Sümüksü bir yapısı var. Böyle kopardığınız zaman şöyle uzayabiliyor. Şu şekilde. Ve geçenlerde test yapmıştık canlı canlı. Sevgili İbrahim Bey alıp bunu hem yediği gibi kıtır kıtır. Biraz böyle acı bir, acımtırak bir tadı var. Dolayısıyla kırışıklıklara da değil mi sürülebiliyor. Son derece iyi geldiği söyleniyor siz değerli uzmanlar tarafından. Göz ağrıyanlar gözüne bir damla sürebilir. Şöyle gözün üzerine, içine değil yalnız. Evet, şöyle gösterelim. Ben şu şekilde bir bitki. Vatandaş. Buyurun. Görsün. Buyurun İbrahim Bey. Şimdi mesela çünkü bu çok kıymetli bir bitki biliyoruz. Mesela göz ağrıyor vatandaşın. Gözün içine değil, şöyle üzerinde. Birazcık sürebilir. Ben kendim sürüyorum. Problem yok. Göz ağrısı. Ağrının gitmesine yardımcı oluyor. Evet. Peki siz nasıl kullandınız bunu? Çünkü bunun yan etkisi hiç mi olmayacak? Ha, bu birleşiminde çok çok güzel vitaminler. 12 çeşit vitamin, B6, B12 vitamini, çok kompleks vitaminler var. Amino asit, 20 çeşit amino asit var. 12 çeşit enzim var. Lipaz, amilaz gibi çok önemli enzimler var. Yani pankreas gibi, karaciğer gibi, bunda da çok özel enzimler var. Yani birçok bitkide olmayan özelliklere sahip. Aynen. Bu nedenle aloe vera çok farklı. Aloe veranın 400 çeşidi var. Bu üzeri benekli olanı aloe vera barbadensis. Tıpta kullanılan bu. Aloe vera ile ilgili Alman Sağlık Bakanlığı ve Alman İlaç Üreticileri Birliği Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da aloe vera jeli kullanan 2,5 milyon insanla birebir, yani mesela diyelim ki Tayland'da, Tayland hükümetiyle birlikte çalışmışlar, Sağlık Bakanlığı'yla birlikte. Araştırma yapıyorlar. 2,5 milyon insan üzerinde yapılan araştırmada bunu kullananların hiçbir şekilde şikayetçi olmadıkları, çoğu mide bağırsak rahatsızlarına iyi geldiğini belgelemiştir. Mesela deri hastalıklarına karşı etkisi, Mısır'da 1973 yılında, yıllar önce yapılan araştırmada akne, sedef ve eksemeye iyi geldiği belgelenmiştir. Hatta şeker hastalığı nedeniyle bazı insanların ayaklarında iyileşme yaralar olur. Evet. Bunun kremi ayaklara sürüldüğünde iyileşme yaraları iyileştirir. Şeker hastalığını Tayland'da yapılan araştırmada, klinik araştırması bu, belgelenmiştir. Benim bu yazmış olduğum kitapta ayrıntılı bilgi bunlar var. Burada 3 ciltten oluşuyor değil mi kitabımız? Evet. Hazır yeri gelmişken şöyle gösterelim sevgili seyircilerimize. Şifalı bitkiler ve alternatif tıp İbrahim Gökçek kaleminden sevgili seyirciler. Yaklaşık 7000 tane, hatta yaklaşık değil 7000 tane bitkinin tüm detaylı bilgilerini resimleriyle beraber ve tüm ayrıntılarıyla buradan öğrenebilirsiniz. Neden sürekli bu kitabı tanıtıyoruz? Çünkü bitkileri de bilmek lazım değil mi İbrahim Bey? Çünkü evet, zararlı bitkiler var, yararlı bitkiler var. Ne faydası ne zararı olan bitkiler var. Hepsini bilelim ki ona göre uygulayalım. Şimdi bizde çok meşhur bir profesör, doktor, ismi önemli değil, bir kitap yazmış. Kitaba baktım, o çok güzel dedim. Maşallah bize de güzel eserler yazılıyormuş. İçine baktım, resimler bana ait. Şaşırdım. Resimlerin bana ait olması önemli değil. İçeriği nedir diye baktım. Resim olabilir, önemli değil. Bana danışmadan almış, danışsaydı daha iyi olurdu. Elbette ki. İçeriği önemli. Baktığımda kara ardıç mesela diyor ki,
bilinen ciddi bir yan etkisi yoktur. Rahatlıkla efendim böbrek ve mesene taş ve kumuna karşı kullanılır. Adet söktürücüdür vesaire. Allah Allah. 3 gram insanı öldürür. Yani bitkiyi tanımıyor. Kara ardıçla ardıç arasındaki farkı bilmediğinden yanlış tercüme etmiş. Almancadan metinleri tercüme ederken yanlış tercüme etmiş. Çünkü herhangi bir bitki direkt Almancadan Türkçe'ye tercüme ederseniz ya hata yaparsınız. Mesela alıç. Alıcın Almanca karşılığı Weisdorn. Ama Weisdorn'u yani aktiken demek. Türkçe'ye aktiken olarak çevirirseniz aktiken Türkçe karşılığı aktiken başka bir bitki. Latincesinden çevireceksiniz. Latincesinden takip edeceksiniz. Bu direkt Almancadan almış, Türkçe tercüme etmiş. 20'ye yakın zehirli bitki kitabında şifalı bitki diye yazıyor. Onun hakkında peki şimdi o mahkemeye verdim ben. Siz mi verdiniz? Mahkemeye verdim evet. Hakkında da internette tuhaltedavi.net'te 20 sayfalık yazı yazdım. Vallahi şimdiye kadar hiçbir tık çıkmadı. Şimdi Almanya'da mesela böyle bir kişi kalksa yanlış yapsa sağlıkla ilgili hemen soruşturma yapılır. Kitapları toplatılır. 2 günde. 5 yıldır hakkında 20 sayfalık yazı yazdım internette. Hiçbir şey olmadı. Öyle de bir komik durum ama var. Ama bahsettiğiniz konu bıçak sırtı bir konu İbrahim. Kara ardıç, sonuçta o kitap ölüme okuyuculara gidiyor. Profesör Doktor Kozmik. Tamam isim yok. İsim yok. İsim vermiyorum. Kozmik diyorum. Artı işte dikkatli olmak lazım ama bilmeyince mesela de neyin dikkatini yap. Asmayla asma farklı şeyler. Burada da asmayla ak asmayı karıştırmış. Ak asma zehirli bir bitki. Bildiğimiz asma gibi değil. Üzüm değil. Üzüm yaprağı değil. Asma ağacı değil. Ak asma başka zehirli bir bitki. Onu da yanlış tercüme etmiş. Bilinen ciddi bir etkisi yoktur diyor. Öldürür. Tentürü yapılır. Ha, tentürü nasıl? Tentür nedir? 1 gramdan 1 litre alkolde çözülerek tentürü yapılır. Mesela kara ardıcın tentürü Almanya'da 1'e 1000'den aşağısı satılmaz. Yani 1 gram bitkiden 1 litre alkolde çözülerek tentürü yapılır. Bunu dahi Almanya'da doktorların gözetiminde satılır. Rastgele satılmaz. Eczanede satılır. Doktor reçetesi gerekir. Türkiye'de vatandaş diyor ki Profesör Doktor X HB antiyatristidir. Oh oh maşallah. Bir de diyor ki ben bu kitabı milyonlarca sattım. Ne demek? Milyonlarca insan hayatı tehlikede demek. Yani yanlış yapmamak gerek. Neyse. Bu konular benim konum değil. Aslında değinmeyeceğim ama aslında insan sağlığı olduğu için programımızın mecburum, formatın mecbur giriyorum. Çok farklı olması gerekiyordu. Yani yoksa eline boyuna konuşurduk. Girmek istemiyorum ama. O zaman biz yanlışa gitmemek için, yanlışa aldanmamak için doğruyu bilmemiz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla doğruları da bu kitaptan şimdi bulabilirsiniz. Şimdi aloe veranın birleşiminde aloin vardı. Onun yan etkisi var. Vitamin var, mineral var, binlerce etken madde var. Bunlardan bir de aloin denen hafif, çok az miktarda aloin denen bir madde var. Bu da ishale sebep olur. Bağırsakları hızlandırır hareketini. Bu nedenle bunu doğal olarak üretmek mümkün olmadı. Ben 19 yıl çalıştım. Bunun üzerinde 1992'den beri başaramadım. Sonunda Doktor Fahrettin Bey Çiçenistan'da Çiçenistan Rusya arasındaki problemden dolayı Türkiye'ye kaçıp gelmiş. Çok ağır kanser hastalarını ben ona gönderiyordum. O tedavi ediyor çok. Mükemmel bir insan. Ben ona gittim dedim ki ya bu aloe verayı sen nasıl üretiyorsun? Çünkü bunu doğru üretmek mümkün değil. Ben 19 yıl çalıştım, başaramadım. Çinli, Taylandlı, Arap, Yunan, Kızılderili bir sürü dostum var Almanya'da. Bunlardan bu ürünleri yapan reçeteleri aldım, kullandım. Buna rağmen başaramadım. Dedi ki onun özel bir formülü var. Nedir? Şu 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 bitkiler. Bunun içerisinde 19 çeşit bitki var. Aloe vera jel, artı bal var. İçimi de güzel, tadı da güzel. Bağırsaktaki mantara karşı dünyada en etkili bitki bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauling Enstitüsü klinik araştırması yapmış. Yapmış olduğu araştırmada aloe veranın bağırsaklardaki mantarı en kolay, en basit, en kısa yoldan yok eden bitki olduğunu belgelemiştir. En basit. Belgeli bir şekilde bu. İlk defa da aloe verayı doğal olarak ben üretebildim çok şükür. Ne güzeldi. Süper bir başarı. Dünyanın en büyük firmaları dahi Amerika Birleşik Devletleri'nde aloe vera jeli üreten ve milyonlarca satan firmalar dahi doğal üretemediler. Üretemiyorlar. Aloe vera jeli kaynatıyorlar veya ekstraktını elde ediyorlar.
O da Bu da etkisi iyice minimum minimuma %10, indiriyor. %5'e düşür. Bu nedenle bazıları diyor ki siz aloe vera jel diyorsunuz ama biz alıyoruz, kullanıyoruz, etkisi o kadar değil. Başka firmalar üretmiş olduğu aloe vera jeli alıp kullanıyorlar. Doğal üretilmeyen. Şimdi bu yöntemi hemen formülü ya da diyelim elime aldım İbrahim Bey. Şimdikileri sevgili seyirciler de çok merak ediyorlar çünkü. Tamam diyorsunuz aloe vera jel ve jel ve beraberinde 19 çeşit bitki. Ben hep içindekileri okuyorum. Bugün de bir kez daha okumak istiyorum. Çünkü bunlar çok kıymetli bitkiler hakikaten. O yüzden herhalde bu tür yaşanan sağlık sorunlarına ciddi anlamda yardımcı faktör olarak etki gösterebiliyor bu tür bitkiler. Mesela aloe vera dedik. Zencefil ne kadar önemli ve kıymetli bir Evet. bitki. Sinirli ot var, zerdeçal var sevgili seyirciler. Üzerklik var. Bunu ben şahsen cahilin başının ilk defa duyuyorum. Ada çayı, sarı kantoron, mercan, köşk, deve dikeni, kekik, karanfil, lavanta gibi 19 çeşit bitki sevgili seyirciler. Üzerlik. Bağırsaklarda mantar varsa bunu düzenli olarak tüketmek neticesinde bu mantarlara Kurtulur. Evet, yardımcı olur diyelim. Mantara karşı kimyasal ilaç kullanılırsa mantar daha da azar. Daha da azıyor. Çünkü mantarı bugüne kadar yok edici bir şey bulunamadı. Mantar antibiyotik kullandıkça, bazıları da yanlışlıkla bir de antibiyotik kullanıyor. Antibiyotik kullandığı zaman kişi bağırsaktaki faydalı bakteri yok olur, zararlı bakteri ve mantarlar hızla çoğalır, daha kötü olur. İmkansız hale gelir. Bir de tatlıya değiniyorduk, o da önemli. Evet, tatlı mantar tatlıyla beslenir. Kişi tatlı yiyorsa, hatta karpuz gibi, kiraz gibi, üzüm gibi tatlı meyveler dahi mantarı besler. Bu nedenle tatlının her türünden uzak durmak gerekir. Kişi bağırsaklarındaki mantardan kurtulursa polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, akne, ter bezi iltihabı, koltuk altında ve kasıklarda. Her türlü cilt hastalıkları. Cilt hastalıkları. Yani kortizonlu ve antihistaminik ilaç kullanılan romatizma, behçet, SL mesela sistemik lüpus hastalığı. Dünyada tedavisi yok, mümkün değil. Böyle bir bayan bizi aradığında dedim ki ben sistemik lüpus tamam. Yani romatizmanın her türünü hamdolsun tedavi ediyoruz. Bununla ilgili Profesör Doktor Kubrinski şeytan pençesi köküyle ilgili klinik araştırması yapmış, belgelemiş. Ama SL çok ağır bir hastalık. Hiçbir bilgim yok. Yani bilgim var ama tecrübem yok. Deneyelim isterseniz. Kortizon hapı kullana kullana bu bayan perişan olmuş zaten. Lökosit oranı o kadar düşmüş ki hiç enerjisi yok. Sıfır enerji. Sadece bir şeyler yiyip içip sadece yatıyor. Kilo da alıyordur muhtemelen. Kilo da hiçbir hareket yapamıyor. Evinde ev işi yapamıyor. Tabii kaynanası oğluna diyor ki sen hanım mahsus yapıyor iş yapmamak için. Bir de psikolojik olarak sürekli üzerinde baskı var aile. Hastalığı büyük aile. Gibi. Hastalığı bir var bir de yani dedikodu var. Psikolojisi çökmüş. Beni aramış ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Ya böyle böyle hastayım bir de böyle bunalım içerisindeyim. Boşandı boşanacak çocukları var. Çözeriz inşallah dedim. 3-4 ayda hiçbir şeyin kalmazdı. İnşallah dedi çünkü ilaç kullana kullana perişan olmuş. Bir sürü hastalık ortaya çıkmış. Sadece SL değil bir sürü hastalık ortaya çıkıyor ilaç kullanmakta. Bir ay kullandı, faydası olmadı. Tekrar aradı, tekrar ağlıyor. Üç ay sonra tekrar aradı. İşte biraz iyiyim ama yeterli değil vesaire. Sabret, sabret. Altı ay sonra aradı. Kadıncağız aradığı zaman hep ağlıyor. Yine ağlıyor. Ne olur hep ağlıyorsun, hep ağlıyor. Dedi ki bu sefer sevinçten ağlıyor. Ne oldu? 6 saat ütü yapmış, yorulmamış. 6 saat ilk defa dedi. Lökosit oranı da normal seviyeye yükselmiş. Tabii tekrar. Ne kadar önemlidir onun için. Tabii ailede. Bir sürü büyük aile yani kasıtlı yapıyor bilmem ne dedikodu da yapıyorlar. Kadıncağız genellikle hastalığından çok psikolojiden de bozulduğu için boşanma, çocuklarıyla ortada kalma riskosu vesaire bir sürü şey düşünüyor. Bu da onu bitiriyor. Yani çevre, aile genellikle çok konuştukları için o onu bitiriyor. Esas hastalıktan çok diğer faktörler bunu tetikliyor. 6 ay sonra hiçbir şey kalmadı. SL gibi sistemik lüpus hastalığına dair. Peki o hanımefendi gibi belki sıkıntı yaşayan birçok kişi vardır. Bir kez daha söyleyeyim İbrahim Bey. Neyi ne kadar süreyle kullansınlar? Mesela günde kaç kaşık ya da kaç bardak? Çünkü sıvı olduğu için. Aloe vera jel yemekten önce kişi normal kilolu ve kilolu ise yemekten önce günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı. İksir
Bu limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytin yaprağı vesaire içer. Tamam. Damarların iç yüzeyindeki plakları çözer, beyin kanaması, kalp krizi gibi, karaciğer yağlanması, pankreas, bütün vücuttaki yağlanmaları önler. Yağları eritir, temizler. Yani bununla konunun başında söyledim ya, iki önemli madde Evet. vücudumuzdaki bütün hastalıkları tetikler diye. Hı. Bir, histamin oranı Kesin. yükselirse bunu tetikleyen mantar. Hı. İki, homosistin. Hı. Homosistin oranı yükselirse, homosistin neden yükselir? Yemiş olduğumuz besinlerdeki, mesela hayvansal veya bitkisel, proteinler amino asitlere dönüşürken, yani hücre yapımında kullanılırken, artık madde olarak homosistin ortaya çıkar. Bu homosistini B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit tekrar metiyonin denen amino aside dönüştürür. Çok basit bir tabirle şöyle diyelim. Bir ev yapıyorsun, inşaat, tuğla lazım, taş. Tuğlaları dizerken, duvar yaparken tuğla artı ortaya çıkıyor. Bu da homosistin, artık madde. Bu tuğla artıklarını tekrar tuğlaya dönüştüren bir makinedir diyelim bu vitaminler. Artık maddeyi tekrar amino aside dönüştürüyor. Hücre yapımında kullanılan metiyone dönüştürüyor vitaminler. Vitaminler neden azalırsa, vitamin neden azalır? Bağırsaklardaki faydalı bakteri, vitamin üreten faydalı bakteriler azalırsa, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa vitamin oranı azalır. B6, B12 vitamini. Azaldığı zaman homosistin oranı sürekli yükselir. Homosistin yükselirse ne olur? Homosistin toksik bir madde. LDL kolesterolü, yani kötü kolesterolü oksitler. Oksitlenen LDL kolesterolü bağışıklık sistemi mikrop gibi aldırıyor. Onu yemeye başlıyor. Makrofaj denen bir element var. Ahtapot gibi, gözleri varmış gibi milyonlarca. Zararlı bakteri, virüs ve mantarları yok etmek için T şeklinde, Y şeklinde antikorlar atar, fırlatır. Yakalayabildiklerini yer, yutar. LDL kolesterolü mikrop gibi algılıyor, yiyor. Bunu yiyor, yiyor, yiyor. Şişiyor, patlıyor, ölüyor. Ortaya sümüksü yapışkan bir madde ortaya çıkıyor. Bu da damarların iç yüzeyinde yamalara oluşuyor. Bu neye benzer? Yamalı bohça derlerdi eskiden. Damarların iç yüzeyi yamalı bohçaya dönüşüyor. Karaciğer bu yamalı bohçayı, yani yamalı bohçaya dönüşen damarların içindeki plakları çözmek için bir enzim salgılar. Bu enzim plakları çözdüğü gibi lipidi de çözüyor. Bu ne oluyor? Yüksek tansiyon problemi olan kişi de damarlar kırılgan olduğu için, cam haline geldiği için enzim nedeniyle aniden beyin kanaması, kalp krizinden gidebilir kişi. Hafif bir tansiyon yükseldiği zaman. Öyle bir tanıdığım vardı. Tansiyon hafif yükseldi, adamcağız gitti. Yani karaciğerin bu lipid plakları çözücü enzim salgılamaması veya az salgılaması için ne yapmak gerekir? İksir kullandığı zaman plakları çözer sadece bu. Damarların iç yüzeyindeki çok önemli epitel dokuyu çözmez. Zararı yok. Yani bünyeye zarar vermez. Bu zararlı olan dokuyu, yani plakları çözer. Cerrahi curufu, pislikleri çözer, temizler, ağrıtır, bağışıklık sistemi güçlendirir. Böylece kişi de zamanla beyin kanaması rizikosu ortadan kalkar. Eğer varsa. Yüksek tansiyon, kolesterol. Mesela Fadime Hanım diye bir bayan Çatalca'dan trigliseri 527. Burada dosyada var. Raporlar, yani benim konuşuyorsam rapor var. Belge var. Vatandaş kullanmadan önce doktoruna gitsin, muayene olsun. 6 hafta kullandıktan sonra tekrar gitsin muayene olsun. Yani öyle şöyle yaparız, böyle yaparız yok. Afaki boş laf yok Boş laf yok. diyorsunuz. Boş konuşmamak gerekir. Zaten bunu iksiri bundan 1000 yıl önce Muhammed İbni Ebu Bekir El Razi denen bir Türk keşfetmiş. Bana Almanya'da, ben noni distribütörüydüm. Noni. Bu dutta benzer armut büyüklüğünde bir meyve. Bunun meyve suyunu yapıyor Amerikalılar. İşte bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Fakat bıraktığınız zaman vücuttaki cerrahi curufu çözmediği için hastalık geri ortaya çıkıyor. Vatandaşlar memnun olmadığı için bıraktım. Benim bir dostum dedi ki senin noniden iksir çok çok daha etkili. Nedir dedim? Limon suyu, sarımsak. Limon suyu, sarımsak küflenir. Rizikolu, koruyucu madde yok. Dedi benim bildiğim bu kadar. Bir araştırdım, bunu bulan Türk. 1000 yıl önce. Fakat küflendiği için sıcak bölgede yaşayan Türkler kullanmamış. Sibirya ve Kafkaslar'daki Türkler kullanmış. Ben buna diğer başka formüllerle birleştirerek 5 yıl dahi balkonda dursa bozulmayacak hale getirdim. Ve etkisini kat kat artırdım. Bunu 6 hafta kullansın kişi, mesela kalp damar rahatsızları olan bir beyefendi, stent takılması gerekiyordu. Kalp damarlarında yağlama, daralma, sertleşme nedeniyle. Ameliyat olacaksan yine ol. 6 hafta kullan. Tekrar git doktoruna. 6 hafta kullandıktan sonra ameliyat için doktoruna gittiğinde
Ameliyat olmasına gerek kalmadı. Çok güzel. Dördüncü katta oturan Ahmet Bey, Kayseri'de. Adamcağız her katta nefes alamıyor. Yani 5 dakika dinlene dinlene çıkıyordu. Çıkıyor. Ameliyat olması şarttı. Damarlar, kalp damarları kurular. Kalbi besleyen damarlarda yağlanma, darama, sertleşme olmuş. Nefes alamıyor. Yani adım atamıyor. Merdiven her katta dinlenerek çıkıyor. Dinlenerek çıkıyor. Ben onları ziyarete gitmiştim. 4. kata çıkana kadar perişan oluyor. 15-20 dakikadan önce çıkıyor. Ameliyat olacaksa ne olur? Ama önce kullan dedim. 3 ay kullandı. 3 ay sonra ameliyata gerek kalmadı. 3 ay kullandı. Çok güzel. Bu anlamda yani bu ürünü anladım. Kullanmadan önce doktoruna gitsin, muayene olsun. Değerlerini öğrensin. Neyse. Sonra kullansın. Raporları karşılaştırsın. Yani kendi, operasyon... Ben değil, doktoru karşılaştırsın. Evet. O kadar da ortada her şey açık ve net diyorsunuz. Ameliyat için çok çok böyle acil bir durum gerekmediği müddetçe hani bir süre varsa o süreyi şifalı bitkilerle değerlendirebilirsin sevgili seyirciler. En azından denemekte fayda var. Çünkü yan etkisinin olmadığını söylüyorsunuz. Tabii. Önemli. Peki çok önemli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz İbrahim Bey. Teşekkürler bir kez daha ama bir reklamımız var. Reklam dönüşü sevgili seyirciler. Birlikteliğimiz yine kaldığı yerden devam edecek. Farklı farklı hastalıkları da beraberinde tabii ki tedavisinde konuşuyor olacağız. 0212 331 32 17 18 19'u reklam arasında da arayabiliyorsunuz efendim. Şimdi kısa bir reklam dönüşte biz tekrar karşınızda. Uzman gözüyle devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Şifalı bitkileri konuşuyoruz. Herbalist İbrahim Gökçek ile beraber 0212 331 32 17 18 19'da danışma hattımız. Sürekli hatırlatıyoruz zaten. Yeter ki bizi arayın, bize ulaşın. Daha fazla bilgi alın diye. Maltepe'den Berin Hanım. Berin Hanım'ın tatlı yanaklarından öpüyorum. Güzel bir girizgahının ardından sorusuna değinmiş. Demiş ki yaklaşık 2 yıldır egzama rahatsızlığıyım. Özellikle ellerimin içi kıpkırmızı ve hemen hemen saat başı soyuluyor. Dolayısıyla bulaşık yıkayamıyorum ve hiçbir deterjana, sabuna dokunamıyorum. Acaba İbrahim Bey bana ne tavsiye eder? Eksemanın sebebi de yine aynı diğer deri hastalığının olduğu gibi mantar. Bağırsaktaki mantarlar yok olduğu zaman bunun içinde aloe vera jel, iksir. Harici olarak da çay ağacıya. Bu Avustralya'ya yetişen bir bitki. Melaleuca alternifolia. Bununla ilgili... Bravo. Nedir? Pardon. Özür diliyorum. Bir daha anons edebilir misin? Melaleuca alternifolia. Bunun Türkçe ismi var mı İbrahim Bey? Çay ağacı ya. Çay ağacı. Aslında çay ağacı değil. Çayla ilgisi yok. Bu Kaptan Cook Avustralya'ya gittiğinde bakıyor ki oranın yerli halkı bir bitkinin yaprağından çay yapıp içiyorlar. Aa bu çay ağacı diyor. Adı oradan kalıyor. Oradan kalıyor. Melaleuca. Bu mesela diyelim ki kişide kaşıntılı, kabarcıklı, sulu ekzema varsa veya kurdeşen kaşıntılı yara varsa, sedef varsa kullandığı zaman harici olarak kurutur, temizler. Fakat rahatsızlığın sebebi bağırsaklardan kaynaklandığı için bağırsakları tedavi etmedikçe kalıcı çözüm olmaz. Bu harici olarak sürdüğü zaman akneye, sivilceye mesela ben burnuma bir defa sürdüm. Belki gün çıktı biraz rahat. Hemen iyi geldi. Bir iki defa daha sürdüm tamamen akneyi, sivilceyi yok eder. Evet. Çok güçlü bir yardımcı faktör olduğunu. Tırnaklarda mantar varsa ayak parmaklarında, parmaklar arasında bir veya iki defa sürdüğü zaman iyileştirir. Peki Berin Hanım ellerin içi hani kızarık demiş sürekli ve soyuluyor demiş. Sürmesi gerekiyor. Evet. Ama bağırsaklardan kaynaklandığı için problem aloe vera jel iksir kullanma. Bağırsaklardan kaynaklanıyor. Bununla ilgili klinik araştırmalar var. Mesela sedef. Sedefle ilgili bu gördüğünüz bitki mahonya. Mahonya aquifolium. Yazın bunun saksısını getirmiştim. Biraz daha şöyle kaldıralım İbrahim Bey. Ya da ben göstereyim. Mahonya aquifolium. Evet. Bununla ilgili klinik araştırmalar var. Profesör Doktor Wiesenau, Alman. Klinik araştırmaları yapmış. Kremi de var. İksirin içerisinde de var. Öyle bunu mi? Yapıyor. Bu nedenle deri hastalıklarının tedavisi kolay. Klinik araştırması, belge var. Sedefle ilgili Doktor Simoncini, İtalyan asıllı doktor. 30 yıl sedef hastalıkları üzerine araştırma yapmıştır. Dünyada sedef hastalıkları konusunda çığır açmış. Bugüne kadar deniyordu ki hala bazıları öyle diyor. Sedefin sebebi kreatin denen protein yetersizliğinden kaynaklandığını söyleniyordu. Bunun kreatin denen protein yetersizliğinden değil, bağırsaklardaki mantarlardan kaynaklandığı Simoncini belgeledi. Belgeli. Bu Simoncini dediğiniz tıp doktoru değil mi? Profesör tabii doktor. Bu onkolog ve sedef hastalıkları uzmanı. Kanser, deri hastalıkları ve sedef hastalıkları uzmanı. 30 yıl bu konuda araştırma yapmış.
ve yeni bir buluş bulmuştur. Sedefin sebebini mantarlardan kaynaklandığını belgeledi. Alman asıllı iki doktorun da Vizana klinik araştırması yapmıştır. Sedefin mahonya ile tedavisini belgelemiştir. O da bununla ilgili klinik araştırması yapmıştır. Mahonya sedefe karşı dünyada en etkili bitkidir. Sedefi kısa sürede yavaş yavaş iyileştirir. Problemsiz. Aşaması ne olursa olsun ya da vücudun hangi yerinde gözüküyor olursa olsun. Çünkü saçları da olabiliyor sedef. İbrahim Bey tabii ki siz daha iyi bilirsiniz de. Hani ben de o resimlerden bazen ekrana taşıyoruz. Oradan 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Elde olabiliyor. Dirseklerde olabiliyor. Türleri işte kanlı, sulu, kabuklu olabiliyor. Her türlü sedefe etken midir? Her türlü sedef. Ne resimde olursa olsun. Süresi ortalama. Kişiye göre değişir. Değişir. Ortalaması vardır ama. Ortalama 3-4 ay. Ben mesela 3-4 ay. Ekrem Bey bana geldiğinde sadece yüzü gözükürdü vatandaş. Her tarafı yara bere içerisinde. Maskeli. Terörist zannettim bana geldiğinde 5 yıl önce. Dedim ki ben birçok hastalığı tedavi ettim ama sedefle ilk defa karşılaşıyorum. Bilmiyorum dedim. Artı Almanya'dan bir krem getirebiliriz dedim. Hesap ettik. 60-70 bin lira tutuyor tedavisi için krem. Dedi ki bir, fakirim, param yok. İkincisi ucuz olmalı. Üçüncüsü kısa sürmeli. İksir tonik deneyelim o zaman dedim. Ne kadar süre? 3-4 ay deneyelim. Tam 11 defa Sivas Kangal'a gitmiş. Her yıl izinli toptan alıyor. Sivas Kangal'a gidiyor. Orada biraz rahatlıyor. Geliyor tekrar her tarafı azıyor. Bir ay sonra. Bu bizim ürünleri 3 hafta kullandıktan sonra tekrar bana geldi. Başında böyle benim gördüğüm, önce gördüğüm başı böyle kerme kerme olmuştu. Kafası gözükmüyordu. Adamcağız bere giyiyordu. Vücudunda, kollarında, bacaklarında at nalı büyüklüğünde yaralar vardı. Çok kötü. Ben baktım. Bu sefer kısa kollu gömlek, başı açık. Dedim ne oldu? %80 iyileşmiş. Ne oldu dedim. İyileştim. Nasıl iyileştin? Ben kortizonlu krem kullandım zannettim. Dedi ki senin ürünlerden iyileştim. Allah Allah. Bu kadar etkilemedi dedim. Beni de şaşırdım. Çünkü bağırsaktan kaynaklanıyor problem. Bağırsakları tedavi ettiğinizde olay kökten çözüyorsunuz. Aksi takdirde. Peki o bahsetmiş olduğunuz kişiyle daha sonra görüşürüz mü İbrahim? Gelir, çünkü sedef hastalığı enteresan bir hastalık biliyorsunuz. Hani alta mesela bir tedavi oluyor işte kullanılan yöntemlerden sonra. Ondan sonra 6 yıl ya da 6 ay bunun süresi tabii kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor ama ortadan kayboluyor. Hiçbir şekilde sedef görüntüsü olmayabiliyor insanlarda. Belli bir zaman sonra tekrar sedef hastalığı nüksediyor. Kortizon kullananlarda öyle olur. Kortizon kullandığı birkaç ay kayboluyor. Sonra iyileştin diye bırakıyor. Aslında kaybolmuyor. Bağırsaklarda problem devam ediyor. Yine ortaya çıkıyor. Yani biz sadece buzdağının gözüken kısmıyla ilgileniyoruz. Bir de buzdağının gözükmeyen bir kısmı var. %90'ı buzdağının gözükmez. Gözükmeyen kısmı nedir? Her türlü deri hastalığında ister eksem olsun, sedef, akne, bütün deri hastalıklarının sebebi veya mantar, liken, bu tür rahatsızların hepsinin sebebi bağırsaklardaki mantardan kaynaklanıyor. Mantarı yok etmedikçe hastalık ilerleyerek, katlayarak devam eder. Hiçbir yöntem tedavi edici değildir. Bağırsakla tedavi etmedik. Peki yöntem. Sedef hastalığını o kadar ağır geçiren, az önce anlatmış olduğunuz hastanız, bir daha sedef hastalığı olmadı mı? Bize geliyor gidiyor zaten. O kendisi için değil, eşi dostu için. Mesela dün bir beyefendi geldi tabii bize. Tabii tavsiye ediyordur. Tavsiye ediyor. Dedim ki nasıl ulaştınız bize? Sedef hastası, elleri hep yara bere içerisinde. Kaşıntılı, böyle sulu. Arkadaşım iyileşmiş, onun tavsiyesiyle geldim. Arkadaş almış kullanmış, o göndermiş. Yani birçok insan ona tavsiye ederek, tavsiye üzerine geliyor. Yani birçok kişi bu şekilde bize ulaşıyor. Evet. Ekrem Bey de, o da bizim bir bayimiz gibi. Çevresindeki insanlara bize gönderiyor. Ne güzel. Mesela bizim likten, halkımız öyle. Yeter ki çözümüne ulaşalım, dönüş alalım. Herkese tavsiye ederiz değil mi kullandığımız yöntemleri? Mesela liken planus. Liken planus da bir çeşit mantar, liken hastalığı. Mantar. Liken planus olanların da problem bağırsaktan kaynaklanıyor. Yine bağırsak. Sarıyer'den bir beyefendi geldi hanımıyla beraber. İkisinde de liken planus. Ağızlarının içerisinde yara var. Dillerinde yara var. Derilerinde yara var. Dedim ki ya liken planus deneyelim bakalım. Yıllar önce. 3-4 hafta içerisinde iyileştiler ama tedbir amaçlı 3-4 ay kullandılar. Peki Teoman Bey iyi programlar diliyorum demiş. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Eşinize de geçmiş olsun diyelim. Eşimde tiroid hastalığı
Nodüler guatr ve safra kesesinde taş var. Parantez içerisinde belirtmiş İbrahim Bey, en büyüğü 1 santim diye. Bitkisel tedavide İbrahim Bey ne önerir demiş. Yani safra kesesinde taş veya çamura karşı İngiliz tuzu. İngiliz tuzu 200 yıldır kullanılıyor. Yani yeni bir buluş değil. Bana ait bir şey de değil. Hı hı. Fakat bazıları bunu şöyle bir kavanozunu 50 euroya 100 euroya satıyorlar fahiş fiyatlı. Hı hı. Biz de bulunduruyoruz 20 liraya hizmet olsun diye. Fiyat yoksa, vermeyelim bizim, ama. Bizimle, benim ilgili bir şey değil bu. Benim buluşum değil. Epsom Salt. İngilizce Google'a yazıp girsin. İngilizcesi Epsom Salt. Bir daha söyleyelim İbrahim Bey. Epsom Salt. Diye Google'dan. Google'dan girsin. Binlerce insanın sadece İngiliz tuzuyla safra kesesindeki taş ve çamurdan kurtulduğunu görecek. Ha bu şöyle. Bazıları bir defada %50 şansı. Yani düşürme şansı. Bu nedenle en az 15 defa kullanırsa %99'a varıyor. Yani her gün düzenli olarak 15 gün kullanırsa tamamen kurtuluyor. %99, %100 değil. %99. %100 değil. Bazıları nadiren safra kesesinin taşın oluşmasının sebebi kolesterol, karaciğerin kolesterolda bir düzenleme yapamaması. Anormallikten kaynaklanıyor. Bu bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtamıyor. Zamanla kolesterol anormallikleri ortaya çıkıyor. Bunu taşa veya çamura dönüştürüyor. Hı hı. Artık onunla şey yapamıyor, başa çıkamıyor. Eğer ki İngiliz tuzu yetersiz kalırsa Ankara Ayaş kaplıcaları var. Ayaş kaplıcaları safra kesesinin taş ve çamura karşı dünyada en etkili kaplıca. İngiliz tuzu yeterli. Fakat diyelim ki olmadı. %1 olmadı. Yani başaramadı. Bizim sitede bu alıp kullananların raporları var, bilgileri var. Hatta burada resimler de var. Gösterebilir miyim? Altta herhalde kaldı. 7-8 tane taşı olan vatandaş düşürmüş. Hatta onların fotoğrafını çekmiş, göndermiş. Öyle mi? Rengarenk. O kolesterol taşları rengarenk taşlar. Yeşil, mor. Fotoğraflarını çekmiş, göndermişler. İnternetten girip bakabilirler. Problem değil. Peki, bir reklamımız daha var. Ama onun öncesinde 2 dakikamız daha var. Bir Himalaya tuzunu soracağım size. Çünkü Ayşe Hanım Üsküdar'dan yazmış. Demiş ki İbrahim Bey acaba bize sofu tuzu ile Himalaya tuzu arasındaki farkı anlatabilir mi? Bir de nasıl ulaşacağız, nasıl temin edeceğiz, nasıl kullanacağız demiş. 0212 331 32 17 18 19 bizim yayın kurallarıyla alakalı sevgili Ayşe Hanımcığım. Çok özel bilgileri veremiyoruz ama o bilgilerin cevabını da telefon numaralarından alabilirsiniz. Bir de İbrahim Bey, Mustafa Bey daha mühim bir konu, merhabalar demiş. Sayın İbrahim Gökçek, kas erimesi hakkında bir çalışmanız ve öneriniz var mı? Türkiye'de 6 milyon kişi maalesef kas hastası. Bununla ilgili görüşleriniz bizim için çok önemli demiş. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Acaba reklam vaktimiz, reklama girelim mi yoksa bir soruların cevabıyla devam edelim Mehbareciğim? Peki Himalaya tuzu. Himalaya tuzu. Gerekirse yarıda kalırız. Evet, sonra reklamdan sonra devam gördüğünüz ederiz. Deniz tuzu ile Himalaya tuzu birleşimi aynıdır. Yani Himalaya oradaki deniz kuruyarak kayaya dönüşmüş. Gösterelim. Kristalleşmiş. Deniz 84 çeşit mineral içerir. Evet. Şimdi. İçindeki taşı, çamuru da atmış. Gördüğünüz gibi bir kısmı renkli. Orası evet, taş ve çamuru dışarı atmış bir kısmını. Kristal, cam gibi. Evet. İçi bunda tam 84 çeşit mineral var. Ne işe yarıyor bu Himalaya tuzu? Bir damar sertliğine. İki asidozu önlüyor. Üç ödemi önlüyor. Damar sertliği, asidoz, ödem. Neden, niçin derseniz bünyemizin ihtiyacı olan 84 çeşit mineral içeriyor. Bunun faydalarını saymakla bitmez Himalaya tuzunu. Çünkü doğal. Peygamber Efendimiz demiş ki yemekten önce ve yemekten sonra bir miktar tuz 70 türlü hastalığa karşı sizi korur demiş. Ben de Almanya'dayım, araştırıyorum bu konularda. Doktorlar aman tuz, aman tuzu bırakın, tuz şöyle zararlı, tuz tansiyona, böbreğe vesaire. Allah bir çelişki Allah var ama çelişki o çelişkinin var. Cevabı da nedir bu çelişki, reklamlardan dedim. Sonra olsun evet, İbrahim nedir? Bey. Çok özür diliyorum, lafınızı balla bölüyorum. 0212 331 32 17 18 19 reklam dönüşte son bölümde tekrar karşınızda olacağız sevgili seyirciler.
Evet değerli izleyenler, son bölümle birlikteliğimiz devam ediyoruz. Biz reklam arası falan da dinlemiyoruz aslında. Çünkü reklam arasında da yine aynı konuları İbrahim Bey'le konuşuyoruz. Ve İbrahim Bey'in tedavi ettiği hastalarıyla ilgili ben A'dan Z'ye detaylı bilgileri alıyorum. Çünkü gerçekten bana çok çarpıcı geliyor. Çok ağır hastalar olabiliyor ve şifalı bitkilerle bu hastalıktan kurtulmasına yardımcı olunabiliyor. Şifalı bitkiler aracılığıyla diyelim. Peki çelişkiyi evet, anlatıyorduk. Çelişki Mustafa Bey'in sorusunu da unutmayalım. Evet, oraya geçeyim. Şimdi bunun faydalarını biliyoruz. Damar sertliğini, asidozu, ödemi önlüyor. 84 çeşit mineral içeriyor. Peygamberimiz yemekten önce, yemekten sonra bir miktar tuz 70 türlü hastalığa karşı iyi gelir demiş. Hı hı. Doktorlar da tansiyona, böbreklere zarar verir diyor. Nedenin için diye bir araştırma yaptım. Yaptığım araştırmada tuzun içerisinde kaya tuzu, göl tuzu, deniz tuzu alınır. Hı hı. Günümüzde rafine ediyor. İçindeki bütün mineraller ayrıştırılıyor. Geriye sodyum klorit, renksiz bir madde. Buna alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit gibi 3 tane zehirli madde katılıyor. Parlatıcı, beyazlatıcı, kayganlık verici. Yani sofra tuzuyla biz aslında toksik madde alıyoruz, zehirleniyoruz yavaş yavaş. Birçok ülkede sofra tuzu kaldırıldı. Evet. Yasak. Restoranlarda yasak, lokantalarda yasak. Bizde de yasaklanması, yasaklanacak herhalde. Çalışmalar var. Yani yasaklanması gerekir çünkü bu alüminyum oksit, alüminyum silikatı vücut atamıyor. Beyne depolanıyor. Sinir sistemine yerleşiyor. Titan oksit de yine aynı. Yani sofra tuz kullanan kişi, ya ben intihar etmek istiyorum, yavaş yavaş diyor gibi yani. Antibiyotikle tuz aynı yani. Yavaş yavaş zehirliyor kendini. Yavaş yavaş. Hı hı. Evet. Zehirlenmek isteyenler tuz kullansın kısacası. Veya antibiyotik. O da. Evet, kas erimesiyle ilgili evet, Mustafa maalesef Bey'in çok çok problem olan insanlar var. Hı hı. 6 milyon kişiymiş bu arada. Yıllar önce istatistik bilgi Konya'dan çok webcam'le annelerini gösterdiler. 55 yaşlarında bir bayan. Hı hı. Başını tutamıyor. Sağa düşüyor, sola düşüyor. Sağlı solu yastıklar koyarak, destekleyerek zor tutuyorlar. Kadıncağız kafasını tutamıyor kas erimesinde. Bizim ürünleri kullandıktan 3-4 ay sonra yavaş yavaş başını tutabilir hale geldi. Ama o çok ilerlemişti. Bir beyefendi de bana geldiğinde halsiz, dermansız, yorgun, sürekli ivik iğnesi vuruluyor. Buradaki kas erimiş, çok ilerlemişti. Yani bir yere gitmesi, halsiz, dermansız, bitkin, çok perişan oluyor. Ürünleri kullandıktan sonra uzun süre ivik almadı yani. İviği bıraktı. Yani bir kişi ivik kas erimesinde mutlaka yani ilerlemişse iğnesi yapılıyor. Kişiye enerji veriyor. Yani çok çok ilerlememişse iksir jelle yavaş yavaş. Çünkü bağırsından gelen toksik madde karaciğer arıtamadı mı yavaş yavaş tahribat başlıyor vücutta. Yani vitamin, mineral, enzim yetersizliği. Bağırsaklar aynı bataklık gibi. Sürekli karaciğer buradan geleyi toksik maddeyi arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtacak? B6 vitamini, B12 vitamini. Aşırı vitamin harcıyor. Kişi de zaten bu tür hastalığı olanlarda B12 vitamini yetersizliği. Vitamin hapları alıyorlar. Yani vitamin yetersizliği ortaya çıkıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Kasları yavaş yavaş eriyor. Beslenemiyor çünkü. Evet, bu arada son bir dakika İbrahim Bey. Yani bütün hastalıkları tetikleyen nedir? Bağırsaktaki mantarlar. Kişi onun çözümünü de bir kez daha kullanıyorsan antibiyotik tetikliyor ne demek? Daha çok. Ben intihar etmek istiyorum ama hemen değil, yavaş yavaş ölmek istiyorum diyorsa kişi antibiyotik kullanır. Evet. Almanya'da öyleydi mesela ilk yıllar, 30 yıl önce. Hastanelerde böyle küçük küçük tabletler vardı. İçerisinde 6-7 bölüm. Sabah, öğle, akşam yatmadan önce 5-6 çeşit hastalara hastanelerde antibiyotik ağrı kesici verirlerdi. Denemek için. Koba gibi kullanıyorlardı Almanya. Almanlar. Yani herkes de içiyordu. 30 tane, 40 tane hap yutuyorlar. O kimyasal ilaçların yan tesirini gördükten sonra birçok insan özürlü de oldu. Mesela Kontagan kullandıktan sonra Kontagan kullanan kadınların çocukları elsiz, kolsuz, ayaksız doğdu. Almanlar panik oldu. Kimyasal ilacı bıraktı. Hep bitkiye döndüler. Eczanede satılan ilaçların %80'i Almanya'da bitkisel. %80. İlaç kullanmıyorlar. Doktora gitseniz antibiyotik yok diyor. Zehirlenmek mi istiyorsun diyor. Vermiyorum. Yani bizdeki gibi 1000 miligram antibiyotik yok. Belki 100 miligram yok yani antibiyotik yok. Evet, güzel. Yerine bitkisel ürün veriyor. Orada doktorlar reçeteyle bitkisel ilaç yazıyor. Bizde henüz eczanede satılan ilaçların %1'i bile bitkisel değil. Ülkemiz dünyanın en büyük cenneti bitki örtüsü bakımından. Yani çok zengin. Bunu değerlendirmek gerekir. Türkiye'den Laden gülü
besin alerjisine karşı en etkili bitki. Gastrite karşı en etkili bitki. Türkiye'de kimse tanımıyor. Almanya'da kilosu 50 euro. Peki. Ha. Süremizin sonuna geldik. Önemli bilgilerdi. Her şey çok güzel olacak İbrahim Bey. Ben ülkemizden yana umutluyum şahsen. Çünkü yapılan güzel çalışmalar var. Belki bugün değil. Evet, yeni net bir şey ortada yok. Daha aynen bilinçli. Öyle ama ilerleyen dönemlerde ülkemiz adına her şey çok çok güzel olacak. Zaten sizin gibi kıymetli uzmanlar varken sırtımız yere gelmez herhalde. Çünkü o kadar hastalık, o kadar yoğun yaşanan, sık yaşanan hastalıklar beraberinde şifalı bitkilerle gelen tedavi. Daha ne olsun. Çok çok teşekkürler. Keyifli bir hafta sonu diliyorum size. Hürmetler. Saygılar. Hürmetler ve saygılar. Teşekkürler sevgili seyirciler sizlere de. Bugün de bizleri izlediğiniz için. Pazar günü saatler 13.30'u gösterdiğinde Pazar Sohbeti programıyla karşınızda olacağız. Pazartesi ise yine saatler 9.30'u gösterdiğinde Sine 5'te Uzman Gözle programıyla olacağız. Tabii ki Allah kısmet ederse inşallah diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Herkese keyifli, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoş